Evet. Yeni bir ünitemiz, o da ilk çağ uygarlıkları. Şimdi ilk çağ uygarlıkları, öncelikle hangi uygarlıklardan bahsedeceğiz? Anadolu'da kurulan uygarlıklardan bahsedeceğiz. Anadolu'nun tarih öncesi eski taşa kadar, bazı kaynaklarda da yontma taşa kadar uzanır diyoruz. Anadolu coğrafi konumunun uygunluğu, göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması, topraklarının verimli olması, iklimin, ulaşımın elverişli, kısacası yaşamaya ve yerleşime uygun olması sebebiyle pek çok kavmin ilgisini çekiyor, istilalarına uğruyor ve burada neticede pek çok medeniyet kuruluyor. Evet, bu bir sorudur. Anadolu'da pek çok medeniyetin kurulmasının sebepleri bu saydığımız unsurlar. Genel temayla ifademiz, yaşamaya ve yerleşmeye uygun olması, insanların ilgisini çeken, istilasına uğrayan bir yer olması ve pek çok medeniyetin geldiği bu yerde kalması. Bu yüzden de Anadolu tarihçiler tarafından medeniyetler beşiği olarak da anılmıştır. Anadolu'da kurulan uygarlıklara gelecek olursak, uygarlıklardan ilki Hititlerdir. Tabii ki Hititlerden önce Anadolu'da kimin varlığından bahsedilir? Hattilerden bahsedilir, Hurrilerden bahsedilir, Lüvilerden bahsedilir. Bu topluluklar pro-Hitit, ön Hitit olarak adlandırılır ama onlar hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız için oralara çok fazla girmiyoruz. O toplulukların arkasından Anadolu'da öne çıkan ve daha fazla bilgi sahibi olduğumuz topluluk Hititler, diğer ismi Eti uygarlığıdır. Evet, Hititler kendilerinden önce gelişmiş bir uygarlığa sahip Hattilere örnek almışlardır. Ardından Anadolu uygarlıklarının en önemlilerindendir. Kafkaslardan gelerek bu topluluklar ile kaynaşmışlardır. Kızılırmak dolaylarında, bakın, verimli yer. Verimli yerde Anittaş tarafından kurulmuştur. Başkentleri Hatuşaş'tır. Evet, Labarnaş zamanında Hatuşaş merkez alınarak feodal, teokratik, dine dayalı bir Hitit devleti kurulmuştur. Bunlar merkezi otorite. Şimdi Hititlere baktığımızda ilk etapta Hititler nasıl oluşuyor? Hititler prenslikler halinde yönetiliyor. Başlangıçta prenslikler şeklinde bir örgütlenme. Prenslikleri gördüğümüz zaman işte serbest dışta merkeze bağlı statü, güçlü bir merkezi otoritenin olmadığı yorumunu yapacağız. Ama daha sonra merkezi otoriteyi sağlamak amacıyla yeni krallık döneminde prensliklere son veriliyor. Feodal sisteme son veriliyor. İllere valiler atanıyor. Evet, çıkmış bir sorudur. İllere valiler atanmasının amacı ne? Merkezi otoriteyi sağlamak. Merkezi otoriteyi sağlamak için ne yaptılar? İllere valiler atadılar. Fethedilen yerlerin yönetimine dokunmamışlar, askeri ve vergi alarak bölgeyi kendilerine bağımlı hale getirdiler. Bu imtiyazlı durum devletin kısa sürede imparatorluk haline gelmesine neden olmuştur. Kral ailesine üye olan herkes kral olma hakkına sahiptir. Bu durum taht kavgalarına sebep olur. Bu nedenle daha sonra krala veliaht seçme hakkı verilmiştir. Taht kavgalarının önüne geçmek için krala veliaht seçme hakkı veriliyor. Hitit kralı Telepunuş tarafından yapılan veraset düzenlemesiyle taht kavgaları engellenmek istenmiştir. Şimdi veraset neydi? Babadan oğula geçiş sisteminin adı. Evet, kavgalara neden olur.
engellemek için veliaht seçme hakkı, engellemek için telepuriş yasaları unutmayalım. Krallar hem siyasi, hem dini, hem de askeri liderlerdir. Şu ifadeye baktığımızda mutlakiyet, değil mi? Bütün yetkilerin bir kişide toplandığı izlenimi görülüyor. Aynı zamanda kralın dini yetkilere sahip olması, demin yukarıda gördüğümüz hangi ifadeyi bize sırıttıracak? Yukarıda gördüğümüz teokratik. Dini gördüğünüz zaman teokratik bir anlayışı görüyoruz. Çünkü başrahip, değil mi? Özelliği var. Krala Tabama ya da Labarna denilirdi. Despot bir idareci olmamışlardı Hititler. Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananma adı verilen kraliçedir. Kraliçeler geniş yetkilere sahip olur. Kral seferde olduğu zaman devlet işlerine vekalet eder, anlaşmalarda mührü bulunur, dini ayinlere ve bayram törenlerine başkanlık yaparlar. Şimdi kral ölse dahi Tavananma görevine devam eder. Bütün bunlar bize neyi gösterir? Kraliçenin yönetimde etkili olduğunu gösterir. Hangisi kraliçenin yönetimde etkili olduğunun göstergesi dediğimiz zaman bu ifadeleri ne yapacağız? Bu ifadeleri oradan çıkaracağız. Hititlerde yine devlet işlerine yardımcı olan mekanizma Pankuş Meclisi. Şimdi Pankuş asillerden oluşur. Asili gördüğümüz zaman sınıf ayrımının olduğunu çıkaracağız. Kralın yanında Pankuş'u gördüğümüz zaman ilkel bir meşrutiyetin varlığını ifade edeceğiz. Meşrutiyet neydi? Osmanlı'da da görüyoruz. Padişah artı, kral artı meclisli. Kimin üstün olduğu çok önemli değil. Kral artı meclisli sistemlere meşrutiyet diyoruz. Şimdi ilk dönemlerde Pankuş'umuz kral ve kraliçeyi yargılayabilir, mahkum edebilir, kralın belirlediği veliahtı kabul etmeyebilirdi. Şimdi kral ve kraliçeyi, yani kralı da seçme hakkı, görevden alma hakkına sahipti. Şimdi bu ifadelere baktığımızda ülkede kimin güçlü olduğunu çıkarıyoruz? Pankuş'un güçlü olduğunu çıkarıyoruz. En büyük mekanizmanın durumuna karar veriyor, onu yargılabiliyor, onu mahkum edebiliyorsa, kralın belirlediği adamı kabul etmiyorsa güç meclistedir. Ama krallar güçlenince zamanla Pankuş'un yetkileri azaltılmıştır ve Pankuş hangi duruma dönüştürmüş? Pankuş danışma meclisi statüsüne dönüşmüştür. Danışma meclisi kavramımız tarihte soru olarak gelir. Danışma meclisi ne demek? Danışma meclisi kralın herhangi bir mevzuda meclise danışması, son kararı kendisinin alması demek. İşte bu statüye dönüşüyor. 3. Hattuşili zamanında Suriye'yi ele geçirmek için Mısırlarla savaşıyorlar. Suriye hakimiyet meselesi yüzünden 16 yıl süren bir savaş. 16 yıl süren bir savaş ama neticede Asur tehlikesinden çekinerek ne yapıyorlar? Kadeş Anlaşması'nı imzalıyorlar. Milattan önce 13. yüzyılda Kadeş Anlaşması, yani 1280 tarihinde imzalanan Kadeş Anlaşması Mısır Firavunu 2. Ramses ile Hitit Kralı 3. Hattuşil arasında yapılmıştır. Bu anlaşmanın özelliği tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Akkadçe yazılmış. Anlaşmada kraliçe Puduhepa'nın da mührü yer alıyor. Puduhepa'nın mührünün yer alması bize neyi gösteriyordu? Kraliçenin yönetimde etkili olduğunu gösteriyordu. Anlaşma sonrasında Suriye'nin kuzeyi Hititlere bırakılmıştır. Anlaşma çivi yazısıyla gümüş plakalar üzerine akatça yazıldı. Kil üzerine yazılmış kopyası İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alır. Hititlerde dine baktığımızda çok tanrılı bir din anlayışı var. Evet, çok tanrının diğer bir adı politeist. Her topluluğun tanrısını benimsedikleri için
Hitit ülkesine bin tanrı ili denmiştir. Şimdi hem kendi tanrıları var hem de önlerine gördükleri bütün tanrılara tapıyorlar. Bu onların hoşgörülü olduğunu gösterir. Ve o ülkeyi bin tanrı ili yapar. Tanrıları insan gibi düşündüler. Ahiret inançları zayıftır, zamanla yok olmuştur. Kayaları düzleştirerek tanrı kabartmaları yapıyorlar. Yazılı kaya ve İbris kabartmaları. Yazılı kayada tapınakları bulunuyor. En büyük tanrıları adaleti temsil eden Arinna'dır. Arinna güneş tanrısıdır. Kocası da fırtınalar tanrısı Keşüp'tür. Aynı zamanda göğün tanrısı olarak kabul edilir. Hititler temizliğe çok önem verir. Yeni yıl bayramını kutlarlar. Cinlere ve perilere inanırlar. Onlardan korunmak için para başvururlar. Dil ve edebiyata geldiğimizde Hititler Tanrı'ya hesap vermek için tarih yazıcılığına önem vermişler. Evet, tarih yazıcılığını Anadolu'da başlatan Hititlerdir. Hititleri buna götüren ne? Din. Tanrı'ya hesap verme. Yıl içindeki bütün olayları neden sonuç ya da sebep sonuç ilişkisini dikkate almadan objektif bir şekilde yazdılar. Yani zaferler kadar yenilgileri de anlattılar. Gereksiz övgülere yer vermediler. Bu da objektif olduğunun bir kanıtıdır. Anadolu'da bilinen ilk yazıyı kullanan topluluk Hititlerdir. Yazıyı asırlar Tunç çağında getiriyorlardı. Çivi ve hiyeroglif olmak üzere iki yazı türünü kullandılar. Yazışmalarını Akatça yaptılar. Edebiyattan Mezopotamya'nın, özellikle Sümerlerin etkisi hissedilir. Sümerlere ait Gılgamış destanını Hititçe'ye çevirmişlerdir. Kumarbi adında bir Hitit destanı da bulunur. İlyanka hikayesi, kaybolan tanrı mitosu, gökten düşen ay mitosu da Hititlere aittir. Ordumuza bakarsak Hititler tarım ve ticaretle uğraşan bir toplumdur. Anadolu'da tımar sistemini uygulayan ilk toplum Hititlerdir. Bu sistem toprağın işlenmesini zorunlu kılmış ve sürekli bir ordunun oluşmasına kaynak oluşturmuştur. Şimdi Hitit ülkesi konum itibariyle verimli yerlerde, ticaret yolları üzerinde, göç yolları üzerinde sık sık istilaya uğrayacak. İşte bu güçlü ordularda istilara karşı devleti güçlü tutacaktır. Paralı askerler, savaş arabaları yer alır orduda. Ordunun temelli piyadeler oluşturulur. Genel ordunun, kralın, işte genel ordunun yanında kralın da muhafız birliği vardır. Sosyal yapıya baktığımızda ülke sosyal sınıflara ayrılır. Yöneticiler, din adamları, özgürler, namralar, köleler sosyal sınıf katmanlarındandır. Halk içerisinde herkesin mülkiyet hakkı vardır. Mülkiyet hakkı herkesin var ama başka yerlerden farklı olarak kölelere de mülkiyet hakkı tanımışlardır. Köle başlık parasını vermesi durumunda özgür bir kişiyle evlenebilme ve hürler sınıfına geçebilme şansına sahiptir. Bu yönüyle evet çevreden farklı. Hukuka baktığımızda Mezopotamya kanunlarından etkilendiler. Katı hukuk kuralları yoktur. Babil'in Hammurabi kanunlarına göre oldukça insancıldır. Ölüm cezası sadece kölelere uygulanır. Suçun karşılığı daha çok tazminat ya da ne diyorduk eskide fidye. Fidye esaslı kanunlar. Kanunun fidye olması, fidye esaslı olması yumuşak olduğunu gösterir. Kısas esaslı olması sert olduğunu gösterir. Hitit kanunlarında aile hukukuna özel mülkiyete yer verilmiştir. Sözleşme ile ilk resmi evlenme Hititlerde görülür. Ataerkil aile yapısında mutlaka baba otoritesi vardır. Kızlar evlenirken çeyizlerini yanlarında götürür. Miras yalnız erkek çocuklarına kalır. Tıpkı Türklerdeki gibi. Medeni kanunun ilk örneklerini aileyle alakalı ilk kanunları görerek Hititlerde ne yaparız? Rastlarız. Evet, medeni kanunun ilk örneklerine Hititlerde rastlarız ve dediğim gibi aileyle alakalı kanunları da var. Sanat ve mimariye baktığımızda
saray, tapınak yapımında, kabartma ve heykelcilikte gelişirler. Yazılı kaya ve ivriz kabartmaları ki Konya bölgesinde taşçı kabartması Kayseri, Gavurkale kabartması Ankara, ağlayan kaya, niobe kabartması Manisa'da, aslanlı kapı, kral kapı, kral kapısı, sfenkli kapı, kadın başlı aslan gövdeli bir yaratık sfenk demek, öne çıkmış. Güneş kursu hititlerin sembolüdür. Evet, adalete çok önem veriyorlar. Adaletin simgesi hititlerde güneştir. Her yer güneş kursuyla doludur. Hititlerden kalan önemli eserlerden bir tanesi de Poten adı verilen yeraltı geçitleri. Bugün Boğazköy'e gittiğiniz zaman bu tarz geçitleri görebilirsiniz. Milattan önce 1200'lerde Ege göçleriyle batıdan gelen kavimlerin Hitit devletini yıkması sonucunda Güneydoğu Anadolu'da Hitit şehir devletleri kurulmuş. Bu dönemin tarihçileri geç Hitit şehir devletleri dönemi olarak bu dönemi yani o şehir devletlerin kurulduğu dönemini tarihçiler geç Hitit devletleri olarak adlandırır. Milattan önce 700 yıllarında önce asurlara bağlanan geç Hitit şehirleri daha sonra Perslerin hakimiyetine girmiştir. Frigler, Kızılırmak Nehri Sakarya Havzası civarında kurulmuştur. Yine verimli yer arkadaşlar. Zamanla Kapadokya ve Güney Anadolu'ya kadar sınırlarını genişletmişler. Kurucusu Gordios'tur. Başkenti Gordion'dur. Şimdi ilk çağ medeniyetleriyle alakalı bu yorum çok önemli. Bir yerde başkent varsa siyasi birlik var. Başkent yoksa siyasi birlik yoktur. Gordion, Polatlı yakınlarında Yassıöyük dediğimiz bir yere de verilen bir isim. Dini başkentleri, evet, siyasi başkentleri Gordion, dini başkentleri Midas'tır. Bir Hint Ari kavmi olan Frigyalılar bölgeye Trakya'dan gelmiştir. Anadolu'ya hakim olmak için Assur ve Lidyalılarla mücadele etmişler. Krallıkla yönetilen Frigler de kralın yanında soylulardan oluşan danışma meclisleri vardır. Ülke merkezden gönderilen valiler tarafından yönetilen eyaletlere ayrılmıştır. Valilerin merkezden gönderilmesi merkezi otoriteyi güçlü tutmaya yöneliktir, Hititlerde söylemiştik. Çanak çömlek yapımı, seramikçilik, çiftçilik, tarım hayatı geçiyor, sulama kanalları yapıyorlar. Evet, Hitit Üfrig ülkesinde tarım çok önemli. Tarımın önemli olmasından dolayı korudular ve kanunlar yaptılar. Hitit Üfriglerde öküz kesmenin, saban kırmanın cezası ölümdür. Kanunların bu kadar acımasız, sert olmasının sebebi tarımın ülke ekonomisindeki yeri ve önemi. Tarımsal hayatın kutsallığına inanmak. Hayvancılığa da önem vermişler. Dokumacılık geçmiş. Tapetes adı verilen kıl keçi dokumalarına ilk kez burada rastlanmıştır. Yine Hitit ve İyonların tesiri Frig medeniyeti üzerinde etkilidir. Dinleri çok tanrılıdır. Çok tanrılı. Artı ziraatçı bir kavim oldukları için daha çok tabiat tanrıçası, bereket tanrıçası Kibele öne çıkmıştır. Bir tarım toplumunda tabiat tanrıçası, bereket tanrıçası Kibele'nin öne çıkması yaşantının din üzerindeki etkisini bize gösterir. Yaşantının din üzerindeki etkisi. Bitkileri yetiştiren Kibele'nin her yıl sonbaharda sevgilisini ölüme teşvik ettiğine, ilkbaharda yeniden dirilttiğine inanırlar. Ana tanrıça Matar da önemli bir ilahedir. Ölülerini toprağa gömme ya da yakarak bir kap içinde küllerini gömme şeklinde bir uygulamaları vardır. Evet, küllerini gömmeye kremasyon, toprağa gömme ki bu gömdükleri yerlere ne denir? Tümülüs, küçük yığma tepecikler ya da kralsa kaya mezarları, kayaların içine de oyalar. Amasya'da bunlara ait kaya mezarlarını görebiliriz. En büyük tapınakları Pessinus'tur.
Kralların sevdikleri eşyalarla gömülmeleri ahiret inancının bir göstergesidir. Sanatları Hitit etkisinde kalmış. Şunat eskisiyle gelişmiştir. Oyma ve kabartma sanatı gelişiyor. Gordion'un etrafını güvenlik amaçlı surlarla çeviriyorlar. Megaron tipi, zeminin taş üstü kerpiçten, zeminin taş üstü kerpiçten evleri vardır. Hani beni bir noktada taş temel, arkasından da kerpiçli örer demek istiyor. Tabanları renkli taşlardan oluşur. Mobilyacılıkta ileri giderler. Fenike alfabesini kullandılar. Fabul, yani hayvanları kişileştirme. Evet, fabul türünün ilk örneğini verdiler. Fibula adı verilen çatal iğneyi buldular. Müzik aletleri kullandılar. Pan, flüt, friglere aittir. Midas anıtı, Areyestis anıtı, Aslankaya anıtı, Timulus mezarları önemli yapılarıdır. Kimülüs, kral ve soylu kişiler adına yapılmış yığma, toprak ya da taş mezarlarda, dediğimiz gibi kral mezarları da yine onlar, kaya mezarları da onlar adına yapılır. Sadece kral ve sarayı koruyan özel bir ordu bulunur. Bu yüzden de zayıflarlar, hani çok fazla güçlü ordular olmadığı için kısa bir süre Lidya egemende kalıyorlar. Daha sonra da bunlara kim son veriyor? Kimmerler son veriyor. Kral Midas bu yenilgiler üzerine intihar ediyor. Lidyalılar, Lidyalılar doğudan gelerek Gediz ve Menderes nehirleri civarlarına yerleşmişlerdir. Hint ağrı bir kavimdir. Önce Hitit, daha sonra Friglerin egemenliği altında yaşıyorlar. Friglerin yıkılmasından sonra Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kuruyorlar. Merkezleri Sarp'tır. Başkent varsa siyasi birlik var. Sarp ya da Sardes şehri. En tanınmış kralları Krezus'tur. Sarp şehri bu dönemde altın deposu haline gelmiş. Devrim bilginleri, filozof ve şairleri sarayda toplanarak aylığa bağlanmıştır. Bu da bilime verdikleri önemi gösterir. Herodot'un anlattığına göre Medler ve Lidyalılar arasında Kızılırmak kıyısına Halis savaşı yapılmış. Medler ve Lidyalılar arasındaki bu savaş güneş tutulması sebebiyle aniden bitirilmiştir. Evet, tanrıların savaşı istemiyor olması şeklinde yorumlanan bu tutulma onları savaştan kurtarmıştır. Ticarette çok ileri gittikleri için milattan önce 700'de parayı bulmuşlardır. Evet, Lidya'dan önce pek çok insan ticaret yaptığı halde neden parayı Lidyalılar buldu diye bir soru soruluyordu. Ticarette çok ileri gitmeleri, takas usulünün bunları tatmin etmemesi, buluşlar gökten zembine inmez, ihtiyaç üzerine sıkışıyorlar, bunalıyorlar ve değişim aracını buluyorlar. Alyattes döneminde para bulunuyor, değiş tokuş usulü kalkıyor ve de para sahneye giniyor. Lidya parası elektron madeninden, yani altın ve gümüş karışımı bir madenden yapılıyor. Serbest pazar ekonomisi oluşturuyorlar. Tüccarlara müdahale edilmiyor. Liberal ekonomi anlayışı geliyor. Hatta yöneticiler yönetimde tüccarlara da ne yapıyorlar? Danışıyorlar. Efes'ten başlayarak Sart'tan geçerek Mezopotamya, Ninova'ya kadar uzanan, Anadolu'nun bir başından öbür başına kadar uzanan kral yolunu yapıyorlar. Bu yol sayesinde pek çok uygarlıkla etkileşime giriyorlar. Doğu-batı ticareti gelişiyor. Sosyal etkileşim yaşanıyor. Artı kültürel alışveriş yaşanıyor ve dediğimiz gibi de para bulunuyor. Etkileşim sonucu 26 harfli Fenike alfabesini kullanıyorlar. 22 harfli Fenike alfabesi daha çok kullanıyor. Ticarette zenginleşen Lidyalılar orduda paralı askerler kullanıyor. Vatan sevgisi olmadığı için iyi savaşmıyorlar. Bu da yıkılmalarında etkili oluyor. Şimdi insanları parayla savaşmaya alıştırıyorlar. Askerler para varken var. Ekonomi bozulduğu zaman asker bulamıyorlar. Bu da yıkılışta etkili oluyor. Çok tanrı dinleri var. İyon, Friglerden etkileniyorlar. Kibele, Zeus, Apollo, Artemis gibi tanrıları da var. Ölülerini yığma tepeciklere, Timülüslere gömüyorlar.
Lidyalılardan kalan Alyattes tümülüsü Anadolu'nun en büyük tümülüsüdür. Uşak Güret tümülüsünde Karun hazinesi bulunmuş. Bu hazine Uşak Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. Dense de tabii ki bu hazinenin herkese göre farklı farklı yerlerde olduğu da unutulmamalı. Masalları ile ünlü Ezop, Lidyalılarca maaşa bağlanmıştır. Taş mimarisinde öne çıkıyorlar. Altın madeni ki Bergama'da bu dönem, o hani şu bugün bile biliyorsunuz altın madeni bakımından zengin bir yer. Deri, çömlek, fil dişi işlemeciliği, oymacılık, parfüm imalatı, dokumacılıkta ileri gidiyorlar. Yine ne var o dönem orada, bugün de devam eden seramik sanatı söz konusu. Asur ve Kimmerlerle mücadele ediyorlar. Kısa bir süre sonra onların egemenliği girecek. Persler Anadolu'yu baştan başa ele geçirince bu devleti bitirecekler. Urartular Van ve çevresinde kuruldular. Başkentleri Tuşba'dır. Evet, başkent Van'sa siyasi birlik var. Kurucusu 1. Sarduri'dir. Kendileri için bir aini tabirini kullandılar. Asur, Babil, İskit ve Medlerle mücadele ettiler. Asur tehlikesi sebebiyle konfederasyon şeklinde yaşadılar. Hurri kabilelerini ele geçirerek o bölgede siyasi birlik kurdular. Devlet Uru Adri ve Nairi eyaletleri şeklinde yönetilmiştir. Ülkenin başında kral vardır. Kralın yanında danışma meclisi özelliği taşıyan soylulardan oluşan bir meclis bulunur. Krallar ekonomik ve askeri otoriteyi ellerinde tutmuşlardır. Eyaletlerin başında krala bağlı ennam adı verilen valiler bulunur. Saltanat sistemi uygulanmıştır. Kral büyük oğlunu yerine veliaht tayin etmiştir. Çok tanrılı din anlayışı vardır. En büyük tanrıları savaş tanrısı Haldi'dir. Savaşçı bir toplumun öne çıkan tanrısı savaş tanrısı Haldi'dir. Yine yaşantının din üzerindeki etkisiyle alakalı bir gösterge. Teşşeba fırtına tanrısı, Hititlerdeki Teşüp, Şivini güneş tanrısı diğer tanrılarındandır. Çavuştepe Toprakkale'de kule şeklinde kare planlı tapınakları bulunur. Bu tapınaklara Ağrı Patnos'ta, Anzavurtepe ve Toprakkale'de rastlanır. Krallar taş mezara gömülür, merdivenle inilen oda şeklinde mezarlar vardır. Ahiret inancı sebebiyle bu mezarlara ölüler sevdikleri eşyalarla gömülmüşlerdir. Bulundukları bölge dağlık olduğu için tarım az gelişiyor. Tarımı geliştirmek için sulama kanalları yapıyor. Önemlidir. Menua Şamran kanalı günümüze gelmiştir. Toprakkale'de Keşiş Göl barajını yapmışlardır. Hayvancılık yine dağlık bir bölge olduğu için temel geçim kaynaklarından sayılır. Coğrafi özelliklerinden dolayı taş ve maden işlemeciliğinde öne çıkmışlardır. İyonlara baktığımızda Yunanistan'dan gelen Dor istilası sonucunda Akalar Batı Anadolu'yu göç eder. Karya denilen halkla kaynaşarak Efes, Milet, Foça, İzmir şehir devletlerini kurarlar. Foça, Bergama, Efes önemli İyon merkezleridir. Lidya, Makedonya, Pers istilasına uğramışlardır. Şehir devletleri arasında rekabet olması nedeniyle siyasi birliktelik yoktur. Ancak inanç birlikteliği vardır. Şehir devletleri önce krallar tarafından yönetilirken asiller kralları ortadan kaldırarak oligarşik yönetimler kurmuşlardır. Zamanla ticarette zenginleşen ve güçlenen halk asillerin yönetimine son vererek seçimle oluşan meclis ile devleti yönetmeye başlamışlardır ki demokrasi örnekleri. Şehir devletlerinden oluşması, demokratik yönetimlerin kurulması, özgür düşünce ve bunun neticesinde bilimsel faaliyetlerin gelişmesine neden olmuştur. Evet, demokratik yönetimler, özgür düşünce ve tarihteki ilk bilimsel gelişmelerin burada görülmesi. İyonlar gelişmiş ticareti ile bilim ve kültür hayatına fazla önem verdiler. Özgür düşünce ve bilim gelişmiştir. Tales, Pisagor, Diyojen, Hipokrat, Hekatios, Anaximenes
yine ünlü İyon bilim adamlarından sayılır. Dinleri çok tanrıdır. Tanrılarını insan gibi aile şeklinde düşünmüşlerdir. Yunanların tanrılarına da tapmışlardır. İyon tanrılarının insanlardan farkı ölümsüz olmalarıdır. Tabiat kuvvetlerini tanrıların yönettiğine inandılar. Ölümsüz olan tanrıların en büyüğü Zeus'tur. İyonlar batıda Lidyalıların baskısı sebebiyle çok fazla karaya doğru gelişemediler. İyonlarla Lidyalılar anlaştılar. İyonlar karaya doğru gelişmediler, denize açıldılar. Lidyalılar denize açılamadı, karaya doğru genişlediler. Evet, denizcilik ön planda, Karadeniz ve Akdeniz'de kolonileri var. Dini mimari gelişmiştir. Hera, Artemis, Apollo, Nike tapınakları önemli eserlerindendir. Mimaride kendilerine ait farklı bir tarz, İyon nizamını geliştirdiler. Sütunlar ince ve yüksektir. Torus adı verilen bir kaide üzerine oturur. Sütun başlığı iki spiral kıvrımlı başlıktan oluşur. Abaküs incedir. Fenike alfabesini kullandılar. Buna dayanarak kendi alfabelerini oluşturdular. Önce Pers, daha sonra İskender ve Roma istilasına uğradılar. Şimdi Anadolu'da Fenike alfabesini kullananlar kimler? Frigler kullandı, bunlar kullandı, Lidyalılar kullandı. Evet, bu üç tanesi Fenike alfabesini kullandı, önemli.